Bir de bizden bir öneri var. Kış sezonu açıldı, balık sezonu açıldı. Bu dönemde acaba hangi balık tazedir diye sorarsanız onu da öğrendik. Bizim balık uzmanımız Süreyya Üzmez bize anlattı. Kendisi palamut önerdi bize. Peki palamutu öyle klasik mi yapmak zorundayız illaki? Hayır. Süreyya Üzmez Ankara'ya balığı getiren, balık için dünyaları değiştiren Süreyya Üzmez bize palamut plaki tarifi verecek. Çok güzel görüntüler. Gitti buradan kalktı yönetmenimiz. Ankara'ya gitti ve Ankara'da bu tarifi ondan aldık. ...7200 kilometrelik sahil şeridine sahip olan ülkemizde maalesef balık tüketimi 8 kilogramın altındadır. Bu kişi başı yıllık tüketim. Bugünden itibaren tüm denizlerimizde, iç sularımızda, göllerimizde, akarsularımızda yetişen balıkların tariflerini sırasıyla sizlerle paylaşacağız. Biz çocukluğumuzda kiremitlerin üzerine koyup fırına gönderirdik. Çiftini bir simit parasını alırdık. O günler kayboldu ama yine de zaman zaman palamut bolluğu yaşanmakta. Küçük boyların tüketmeye başlayınca gelecek nesillerin hakkını yemiş oluyoruz. Evet, bugün sizlere palamut plaki yapacağız. Bunun için malzemelerimiz çok basit. Patates kullanacağız, domates, havuç rendeleyeceğiz, biber, sarımsak. Bir de taze içine atabileceğiniz kekik olur, biberiye olur, rozmarin, tereyağı ve sızmayağı kullanacağız. Bir ev hanımın evinde bulundurabileceği gayet basit malzemeler. Evet. Alta patatesleri yerleştiriyoruz ilk önce. İkinci olarak üzerine palamutlarımızı kesiyoruz takoz şeklinde. Bu filato da olabilir. Balık piştikten sonra genelde hep attığımız kısımlar şu siyah kısımlardır. Ben annelere özellikle sesleniyorum. Palamutun siyah kısımlarını çocuklarınıza yedirin. Boy attığı bilimsel çalışmalar sonucu kanıtlanmıştır. Palamutumuzu da koyduk. Şimdi üzerine havuç rendesi atıyorum. Kum havucu olursa daha lezzetli oluyor. Birkaç diş sarımsak ilave ediyorum. Domatesli fırın yemeklerin, plakilerin olmazsa olmazı. Pişmeye başlayınca domates suyunu balıkla özdeşleştiriyor. Bu arada domates 70 dereceye kadar pişince likopen maddesi oluşuyor. Bu da inanılmaz sağlıklı bir madde, özellikle erkekler için. Az bir biber atıyoruz, tatlandırıyoruz. Rozmarin, yani biberiye diğer adıyla onu kullanacağım. Taze kekik kullanıyoruz. Biberiye ve taze kekik biraz evvel toplandı. Tamamen bahçemizdeki seradan. Evet. Biraz tereyağı ve sızmayağı katacağım. Üzerine biraz bir tuz atacağım. Az bir, suyunu fazla atmıyoruz. Çok az bir su atacağız. Çünkü domates kendi suyunu zaten bırakacak. Fırına atacağız bunu ocağın üzerine. Bir 15 dakika sonra çıkacak. Servis hazır oluyor. Kaliteli bir zeytinyağı yine bu tür yemeklerin, balık yemeklerin olmazsa olmazı. Ocağa götürüyoruz. Bir 15 dakika pişirdikten sonra servise hazır bir şekilde. Afiyet olsun. Palamut plakimizi getirdik ocağımıza. Üzerini yağlı kağıt veya bir kapakla kapatıp bir 20 dakika pişireceğiz bunu. Altını çok yüksek ateş vermeye gerek yok.